Şimdi örneklerimizi çoğaltarak devam edelim. Örneklerimizi şöyle yapalım. Tarayıcımızı açalım. HTML drive.net'e girelim. Ve buradan slide show and scroller seçelim. Seçtikten sonra şöyle bakalım. Burada neler var? Örneğin burada dikkat çeken Super Cool 3D Image demiş. Bir bakalım hemen buna. Nasıl bir sistem varmış. View Demo diyerek hemen bir test edelim. Bakarsak böyle bir resim var. Resimde bakarsak geçişler var burada. Explode efekti var. Tile efekti var. Bars var. Bu şekilde. Küp var. Ve Turn var. Bakarsak bu şekilde güzel bir slider bence. Hemen bunu download diyerek bir indirelim. Sabit diskimize kaydedelim. Ve bulunduğu dizini açalım. Açtıktan sonra da klasöre çıkart diyelim ve bunları bir klasörün içine çıkartalım. Bunun ismini sadece 3D diyelim. Bunu Ctrl X ile buradan keselim. Dreamweaver'da sitemize sağ tıklayıp Explore diyelim. Ve buraya 3D olarak yapıştıralım. Daha sonra burayı refresh edelim. Ve 3D'nin index HTML'sini bir açalım. Açtıktan sonra hemen her zamanki gibi bu fazla alanlardan bir kurtulalım. Çok gittik. Şu şekilde fazla alanları bir yok edelim. Başka burada powered footer kısmı var. Şuradan footer'ı yok edelim. Burada başka şimdilik bu şekilde kalsın. Şimdi F12 diyelim, bir test edelim. Fazla alanları temizledikten sonra sisteminizi test etmenizi tavsiye ederim. Şu anda olduğu gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şimdi F5 diyelim. Bakarsak sistem çalışıyor. Biz burada temizleme yaparken sıkıntı yaşadık. Buradaki E1 V2'yi alalım. Kod kısmındayken. Bir de footer alalım. Ctrl S'de kaydedelim. Ve F5 diyelim. Bakarsak şu an herhangi bir sıkıntı yok. Gayet iyi. Şimdi burada Style CSS var. Style CSS'e sağ tıklayalım. Bir açalım. Ve burada ne diyelim? Örneğin bir arka plan resmi var burada. O arka plan resmi nereden geliyor ona bakalım. F12 diyelim. Firebug'ımızı bir açalım. Açtıktan sonra bu resim nereden geliyormuş? Style CSS satır 456'dan geliyormuş. Hemen 456. satıra bir gidelim. 456 body background'lar var burada. Background'ları bir kaldıralım. Hatta body'nin içindeki her şeyi bir kaldıralım. Daha sonra burada neler var? H1'ler var. H2'ler var. Burası kalsın. F5 diyelim. Bakarsak bu şekilde bir slider'ımız var. Şimdi bunu şöyle bir bakalım. Burada bir slider diye var. Burada ve paddingler verilmiş. Bakarsak oz border, border box demiş. Font size demiş. Satır 498'e bir gidelim. Satır 498. Burada background ve padding var. Bunu da bir kaldıralım. Şimdi F5 diyelim. Şimdi tamam. Paddingleri de kaybetmiş olduk. Şimdi bu slider'la ilgili özelliklere bir bakalım. Burada herhangi bir şey var mı? Örneğin burada bakarsak pagination false demiş. Pagination'ı çürüğü yapalım. Yani pagination istiyoruz diyelim. Controls'a yine false denmiş. Controls'a çürüğü yapalım istiyoruz diyelim. Autoplay false demiş. Çürüğü diyerek autoplay'i de aktif hale getirelim. Ve buraya F5 diyelim. Bakarsak burada ileri ve geri butonları çıktı.
Burada da 1, 2, 3 diye bizim bulletlerimiz çıktı. Tamam, gayet güzel. Peki bunun boyutları ne alemde? Ona bakalım. Bunun içinde Flux GC'yi sağ tıklayıp açalım ve buradaki boyutlarla ilgili herhangi bir şey verilmiş mi? Bakarsak autoplay true, bunlar default değerleri. Biz burada bunu vermediğimiz sürece, burada şunları vermediğimiz sürece buradaki default değerleri çalışacaktır. Ne yapalım burada? Viti ne olsun? 980 olsun. Height'ı ne olsun? 400 olsun. Şimdi bir bakalım gerçekten bizim istediğimiz ölçülerde geldi mi? Evet, bizim istediğimiz ölçülerde geldi. Fakat bizim sayfamızda sıkıntı var. Sıkıntımız ne? Ona bir bakalım. Burada section container var. Container satır 475'ten gelmiş. Style CSS satır 475. Satır 475'e bir gidelim hemen. Burada bakalım. 760, genişliği 760 pikselmiş. Bunu bir kaldıralım. Konteynerin içinde hiçbir şey kalmasın. Şimdi bakarsak evet, bu şekilde tamam. Şu anda bizim tek sıkıntımız resimlerin boyutları ile alakalı. Resimlerin boyutlarını ayarlayalım. Nasıl yapalım? 3D'nin içine girelim. IMGS'yi açalım. Hemen buradan Fireworks.js 6'mızı açalım. Resimlerimizin biz genişliklerini 980 yapmamız yeterli. Yüksekliği o kadar önemli değil şu an için. Zaten siz tasarımlarınızda kullanırken boyutlarını da ona göre ayarlamanız lazım. Slider'ınızın da boyutunu ona göre ayarlarsınız. Burada önemli olan mantığı anlamak. Fireworks'te şuraya tıkladığımız zaman en ve boyu orantılı olarak büyütecektir. Fit Canvas diyelim. Tamam. İkinci resmimize bakalım. 980. 980 yaptığımızda genişliğimiz 560 oluyor. Şimdi yüksekliğimiz 560 oluyor. Genişliğimiz 980 zaten. Ctrl S diyelim. Kaydedelim. Ve şu an F5 dersek, evet, şu anda bizim resimlerimiz de genişliği 980 piksel olarak geldi. Bakarsak efektler farklı. Yani random olarak gidiyor. Evet, şu anda herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Explode çalıştırırsak bu şekilde çalışıyor. Tile'ı çalıştırırsak parçalara bölüyor. Bars dersek bu şekilde dikey olarak parçalara bölüyor. Cube dersek tamamen çeviriyor. Turn dersek de bir kitap defter sayfasıymış gibi yapıyor. Tamam, gayet güzel. Başka bizim burada değiştirebileceğimiz ne var? Bakarsak buradaki 1 2 3'ü değiştirebilirsiniz. Bu 1 2 3 yerine ne yapılabilir? Yine diğerlerindeki gibi yuvarlak işaretler yapılabilir. Burada aktifliği gösteriliyor mu? Aktifliği gösterilmiyor. Şimdi onu yapmayalım. Ne yapalım? Buradaki bakalım oklar değiştirebilecek miyiz okları? Oklara bakalım hemen. Oklar nereden geliyormuş? Element style dediğine göre ya index HTML'in içinde aynı satırda geliyordur ya da JavaScript dosyasının içinden geliyordur. Hemen bir bakalım. Bizim buradaki divimiz A olarak geçiyor. Yani link. Hemen bir bakalım şurada Flux JS'nin içinde F diyelim ve neyi arattırırsak doğru sonuca ulaşırız. Bize background lazım. Bakarsak background geliyor. Şuradan background'u kopyalayalım. Ve bunun içinde background'u bir arayalım. Diyelim sadece. Find next diyelim. Background RGB demiş. Burası doğru yerde miyiz? Bence doğru yerdeyiz. Bakarsak controls kısmı. Controls kısmı lazım bize zaten. Burada RGBA 0.5 demiş. Biz bunu 1 yapalım. Daha sonra ne yapalım? Bakalım burası. Burada bakarsak bu işaretler var. Bu işaretlerin de font size'ı 60 piksel olarak verildiği için bu şekle gelmiş. Şimdi bakarsak ne durumdayız? Evet, şu şekilde
font size'ı düşürdük ve oraya attık. Gayet güzel. Başka burada neler yapılabilir? Bunlar dışarı alınabilir. Veya bunlar yine tekrar aynı şekilde aşağı alınabilir. Şimdi bu efektlere bakalım. index.html'de sadece explode efektini kullanalım. Hemen şu diğer geri kalanları buradan bir keselim. Şimdi sadece explode efekti kullanılacak hepsinde. Bir bakalım çalışacak mı sistem? Evet, birinci de explode efekti kullanıldı. İkincide de explode efekti kullanıldı. Üçüncüde de explode efekti kullanıldı. O zaman efekti de istediğimiz tek bir efekt varsa bu şekilde veya nasıl yapabiliriz? Biz explode ve neyi isteyelim? Tiles'ı isteyelim. Explode istemeyelim. Bir de bars'ı isteyelim. Dikkat eder. Şuradan sadece tiles ve bar'ı istersek ne olacak? Bir bakalım F5 diyelim. Şimdi random olarak efektlerimiz tekrar edecektir. Tile çalıştı. Şu an bar çalışması lazım. Tekrar tile çalıştı. Yine tile çalıştı. İlginç bir şekilde sadece tile çalışıyor. Neden sadece tile çalışıyor? Sadece bars dersek ne olacak? Ona bir bakalım. Sadece bars diyelim. F5 diyelim. Sadece bar çalıştı şu anda. Şimdi bakalım ne çalışacak? Evet, sadece bar çalışıyor. İlginç. Ama efektleri de buradan ayarlayabiliyoruz. Autoplay. Peki autoplay'in süresi ne olacak? Autoplay'in süresine bakalım. Burada options'lar vardı. Yine en başa gidelim. En başta bakarsak options'lar var burada. Options'larda default olarak süresi 4000 demiş. Biz bu 4000'i 2000'e çekersek ne olacak? Hemen bir bakalım. Acaba süre uzayacak mı, kısalacak mı? Hemen bakalım, kontrol edelim. Evet, süre daha da kısaldı artık. Yani hemen hemen efekt bitmeden diğer efekte geçiyor. O zaman biz burayı 3000 diyelim. F5 diyelim. Şimdi yeniledik. Evet, daha hızlı bir geçiş oldu. Biz bunu default olarak 4000'de bırakalım. Şimdi başka burada ne yapabiliriz? Burada index.html'e gidelim. Ve ul ve li var. Bakarsak bu ul ve li neresi? Hemen onu kaldıralım. Buradaki explode, tile ve bars kısmıydı. Onu kaldırdık. Şu an bu şekilde bir slider elde ettik. Başka ne yapabilir burada? Başka şunu yapabiliriz. Bizim gölge efektimiz vardı. Diğer slider'da kullanmıştık. Onu ekleyelim buraya. Nasıl ekleyeceğiz? F12 ile Firebug'ımızı tekrar bir daha açalım. Açtıktan sonra şuraya bir bakalım. Burası neymiş? Divide pagination. Onun üstü neymiş? Surface'miş. Şuradan Surface yazan kısmı kopyalayayım ben şimdilik. Daha sonra Flux.js'ye geleyim. Flux.js'de kendime bir alan bulayım. Şu alana gelelim. Dolar diyeyim. Dolar dedikten sonra parantezlerimi açıp kapatayım. Kapattıktan sonra after diyeyim. After dedikten sonra parantezlerimi tekrar açıp kapatayım. Ve sonuna noktalı virgülümü koyayım. Daha sonra tırnaklar içerisinde, tek tırnaklar içerisinde bu class'tı. Class olduğu için nokta ve surface. Surface klasına sahip div'den sonra. Div'den sonra ne yapacak? Bizim için bir div ekleyecek. Ne diyeceğiz? Div id diyeceğiz. HTML jQuery DOM işlemlerini gerçekleştiriyoruz şu anda. Div id diyelim. ID'miz ne olsun? Her zamanki gibi shadow olsun. Yani gölge ve div'i burada bitirsin. Div'in bitişi de burada olsun. Şu an bir div eklemiş olması lazım. Burada surface dedik, dolar dedik. Bakalım burada niye eksik yaptık biz? Şu anda
Polar Surface dedik ve buraya bir nokta atalım. After dedik. Evet, noktaya attık. Şu an sistem düzeldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi tekrar sayfamıza gelip F5 diyelim. F5 dedikten sonra bakalım Surface dibinden sonra bir div eklendi mi? Bizim Shadow divimiz eklendi mi? Eklenmedi. Surface divinden sonra bizim Shadow niye eklenmedi? Ctrl X ile bunu buradan keselim. Bunu başka bir yerde yazdıralım. Div class demiş. Şurada Surface'den sonra buraya atalım. Divide Shadow dedik. Doğru mu yazdık? Doğru yazdık. After dedik. F5 diyelim. Tekrar bakalım. Evet, Shadow şu anda geldi. Hemen bu Shadow'u şekillendirelim. Bunun için ne yapalım? Nerede kullanmıştık? Coin'de kullanmıştık galiba. Coin'in image'sini şöyle bir açalım. Açtıktan sonra buradaki Shadow'u kopyalayalım. Ve bizim slider'ın içindeki, 3D'nin içindeki IMGS'nin içine yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra bunu Fireworks'le alalım. Genişliğini 980 piksel yapalım. Ve Fit Canvas diyelim. Ctrl S ile kaydedelim. Kaydettikten sonra hemen gelelim Shadow divine şekillendirelim artık. Nerede? Index HTML, Style CSS'e gelelim. Style CSS'te herhangi bir yere DS Shadow diyelim ve Shadow divimizi süslü parantezlerini açıp kapatalım ve artık CSS kurallarımızı şurada oluşturalım hemen. Ne diyelim? Öncelikle background'umuz var. Background'umuz nereden geliyor? 3D'nin içinde, IMGS'nin içinde Shadow PNG olacak. Shadow PNG'nin boyu, genişliği 980, height'ı 82 piksel oldu galiba. Bakalım hemen. Şuradan bakarsak evet 82 piksel. Daha sonra burada ne yapacağız? Position relatif diyelim. Z indeksini eksi 1 diyelim. Şimdi bir bakalım sistem ne oldu? Save all. Şimdi Firebug'ımızı bir kapatalım. Daha rahat görebilmek için. Bakarsak bu şekilde geldi. Gayet güzel. Tamam. Şimdi tek yapmamız gereken box kategorisi nereden yapabiliriz? Box'tan da yapabiliriz. Eksi 41 yani yarısı 82'nin yarısı 41. Eksi 41 yukarı kaldıracağız. 41 derece yukarı buradaki resmimizin altına 41 piksel girmesi lazım. Derece değil. Evet, bakarsak şu an gölge efektini de istediğimiz gibi yerleştirmiş olduk. Artık bu slider'da yapılabilecekler yine vardır. Dediğim gibi buralara bulletler gelebilir. Buradaki oklar değişebilir. Yerine resim konulabilir. Bu slider'ı da burada bırakalım. Bir sonraki derste başka bir örnekle devam edelim.